Metropol'den merhaba. Programımızı Bal Mumu Müzesi'nde açıyoruz. Müzesi'nin kurucusu Jale Kuşan'la biraz sonra tanışacağız. Bal Mumu Müzesi'nin hikayesini direkt ondan dinleyeceğiz. Şu anda Cengiz Han'ın yanındayız. Bu ilk getirilen heykellerden bir tanesi. Bildiğiniz gibi öncelikli olarak Rus büyükleri getirildi. Cengiz Han, Timur, Rus zamanında o topraklarda yaşadığı için kendileri ilk getirilen heykellerden bir tanesi ve bu da sensörlü bir heykel, gördüğünüz gibi yaklaşınca kafasını oynatıyor. Farabi 10. yüzyıl İslam filozoflarımızdan, kendisi hava titreşimlerinin dalga boylarına göre nasıl azalıp çoğalacağını keşfetti ve müzik aletlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili temel bilgileri buldu. Böylece kanun ve udu keşfederek günümüze kazandırdı. Kendisi akıl hastalarını müzik ve su yoluyla tedavi etti. Aynı zamanda bilgiye çok önem verirdi. Akıl, iyilik ve kötülük arasındaki farkı bilgi olmadan ayırt edemez derdi. Ve alem büyük bir insandır, insansa küçük bir alem derdi. Sevgili seyirciler, yanımızda Jale Kuşan var. Jale Hanım, Bal Mumu Müzesi'nin hikayesini sizden dinleyelim mi? Tabii, memnuniyetle. St. Petersburg'a yaptığım bir gezi sırasında oradaki kültür sanat merkezlerini görme olanağı bulmuştum. İlk kez Bal Mumu Heykel Müzesi'ni orada gördüm ve çok etkilendim. Ülkemizde olmadığını biliyordum. Bir ilki gerçekleştirmek istedim. Müze yetkilileriyle görüştüğümüzde talep olduğu takdirde yurt dışında sergi açabileceklerini söylemişlerdi. Daha sonra ülkemize döndüm. Üç bankadan kredi alarak 34 heykeli kiralayıp İstanbul'da sergilemeye başlamıştım. Ancak Türk büyükleri yoktu orada. Daha çok Rus tarihinden önemli şahsiyetler ve dünya tarihinden birkaç ünlü vardı. Mevcut heykeller içerisinde bizim tarihimizde olumlu ya da olumsuz rol oynayan ilginç olanları seçmiştim. Daha sonra ülkemizde bu sanatı tanıtma yönünde çalışmalar yaptık. Şehir şehir dolaşarak sergiler açtık. Zaman içerisinde bu heykelleri satın aldım ve kendi Türk büyüklerimizin heykellerinin yapımına başladık. Her 2-3 ayda bir yeni bir heykel, bir Türk büyüğünü sergiye katarak, yeni heykelini sergileyerek devam ettik. Şu anda 60'a yakın Bal Mumu heykelimiz var. Türk büyüklerinin sayısı her geçen gün artıyor. Yeni heykellerin yapımına devam ediyoruz. Ve İstanbul'da da yerleşik müzeyi Safir Çarşı'da kurduk. Çok güzel olmuş gerçekten. Buradaki görevlilerin de hem davranışları çok güzel, hem bir huzur buluyorsunuz içeri girdiğiniz zaman ve egzotik, çok hoş bir ambiyans da var içeride. Bal Mumu heykeller bir grup çalışmasıyla yapılıyor. Bir heykel üzerinde 8 ila 15 kişi çalışabiliyor. Örneğin mask alan sanatçı var, balmumu döken sanatçı var, çamurdan çalışan sanatçı var, büstü.
vücut çalışan sanatçı, saç eken sanatçı, göz takan sanatçı, makyaj yapan, böylece 8 ila 15 kişi kıyafet ayrıca hazırlayan sanatçı bir heykel üzerinde çalışıyor. Bu bir grup çalışması. Burada gördüğünüz heykeller birçoğu ilk getirdiğim heykeller Sovyet döneminde çalışılan heykeller. Çoğu 60-70 yıllık heykel. Ancak içlerinde örneğin Zeki Müren 2 ay önce tamamlanan heykel. Dolayısıyla 75 yıllık heykelimiz de var, 2 ay önce yapılan çalışma da var. Farklı sanatçı grupları tarafından çalışılan heykeller. Eski tarihte çalışılan heykellerin, çalışan sanatçıların çoğu yaşamıyor bile hatta şu anda. Dolayısıyla farklı sanatçı grupları tarafından çalışılan heykeller var. Çok güzel. Sanırım gerçek saç kullanılıyor değil mi? Protez diş ve göz kullanılıyor ve saç telleri tek tek takılıyor bir aparat yardımıyla. O nedenle dünyanın her yerinde bal mumu heykel sanatına yakın ilgi var. Ülkemizde de öyle. Halk bu sanatı sıcak buluyor, kendine yakın buluyor. Şu anda Türk televizyonlarında dizisi oynadığı için son derece popüler olan Kanuni Sultan Süleyman'ın yanındayız. Karşı tarafta da eşi Hürrem Sultan'ı göreceksiniz. Sevgili seyirciler, bu heykeller nasıl yapılıyor? Eğer kişi yaşıyorsa kendisinin başının ve ellerinin kalıpları alınıyor ve çeşitli açılardan yüzlerce fotoğrafı çekiliyor. Böylece olabildiğince gerçekçi bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Eğer kişi ölmüşse o zaman da hakkındaki bilgiler ve resimler olabildiğince çok toplanmaya çalışılıyor ve yine ne kadar çok resim ve bilgiye ulaşılabilirse o kadar rahatlıkla gerçekçi bir şekilde heykel yapılabiliyor. Kişi ölmüşse ama mezarı biliniyorsa o zaman mezardaki kemiklere bir takım bilimsel yöntemler uygulanarak bir şekilde kişinin nasıl göründüğü ortaya çıkarılabiliyor. Buna etlendirme yöntemi deniyor. Bu Timur'da ve Korkunç İvan'ın heykellerinde kullanıldı. Korkunç İvan 1500'lü yıllarda, Timur'da 1300'lü yıllarda yaşadığı halde biz gerçek görüntüsünün ne olduğunu böylece bilebiliyoruz. Aynen burada Timur'da gördüğümüz gibi. İvan Grozny ya da bilinen ismiyle Korkunç İvan'ın yanındayız. Kendisi 3 yaşında tahta çıkıyor ve ölene kadar Rus çarı olarak ülkesini yönetiyor. Oldukça güçlü bir karakteri olduğu biliniyor. Aynı zamanda ihanete asla katlanamayan, intikamcı ve pek de